Kudretli'nin en renkli şekilde kutlandığı yerlerden biri de Edirne. Bizler de şu anda Edirne Sarayı içindeyiz. Romanların kakao ateşi yanmasıyla baharın gelişi kutlanmaya başlandı. Trakya'da yıllardır gelenek haline gelen baharın müjdecisi kakao şenlikleri dev ateşin yakılmasıyla coşkulu bir şekilde kutlamalara da başlandı. Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin gelişiyle kutlamaların yapıldığı saray içinde birçok turistin de katılımıyla rengarenk görüntüler oluştu adeta. Ateşin yanmasıyla birlikte başladı baharın gelişinin kutlanması. Hıdrellez'in romanlardaki yansıması kakava kendine has ritüelleri de içinde bulunduruyor. Kakava sabahında genç kızlar en güzel kıyafetlerini giyecek. Kutlamalar güneş doğmadan önce bir roman ritüeli olan Tunca Nehri'ne girme ya da nehir suyunda yüz yıkama geleneğiyle devam edecek. Nehre giren ya da nehir suyuyla yüzünü yıkayan romanlar bütün bir yılın kendilerine bolluk bereket getireceğine inanıyor. Kağıtlara yazılacak dilekler ya da ağaçlara bağlanacak, Tunca Nehri'ne atılacak ve dileklerin kabul edilmesi, kabul olması arzulanacak. Romanların nehir kenarındaki ritüelleri ve eğlenceli kutlamaları dünyanın pek çok yerinden turisti de Edirne'ye çekiyor. Kakava'da son birkaç yıldır katılımcıların sayıları 10 binlerle ifade edilmeye başlandı. Gün geçtikçe meraklıların arttığı kakavanın ateşi turizme de can oluyor adeta. Baharın gelişini simgeleyen kakava ve hıdrellez dolayısıyla rengarenk kıyafetler giyen romanlar, buraya gelen turistler davul zurna eşliğinde 9-8'lik ezgiler eşliğinde dans ediyorlar. Burada binlerce vatandaşın olduğunu söyleyebiliriz. Kakava ateşinin yanmasıyla birlikte baharın gelişi de kutlanmaya başlandı diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım.